İkinci hikaye dediğim gibi ağızda çıkan sesler. Mesela gene yapılan bir araştırma var ve British Journal of Psychology'de de yayınlandı. Çok ilginç bir çalışma. O da bu şarap testleriyle ilgili işte çıkan sesin engellendiği, bir kulaklıkla engellendiği zaman üzüm kararını, bunu bu arada uzmanlarından bahsediyor, şarap tatma uzmanlarından, kararda zorlandıklarını göstermişler. Bununla ilgili benim yaptığım da bir çalışma var, fırsat olursa anlatırım. Ama hemen şeye geçeyim, o çıtırdama deyince biz neye göre bir cipsin taze olduğunu biliriz? Mutlaka onun çıtırdamasına göre, değil mi? Çıtırdama çok önemli bir özelliktir. O yüzden de bazı, şimdi adını vermeyeyim, bazı restoranlar, chain restoranları, A'la başlıyor adı. O böyle sandviçi bir böyle jelatinli ve çıtırtılı, janjanlı bir kağıtta sunar. Çünkü onu yaparken, sen açarken çıkacak olan hışırtı ve çıtırtı senin yiyeceğin şeyin muhtemelen çok taze olacağına ilişkin ipucu verir. Zaten onlar o yüzden de bazı şeyleri farklı keserler. Böyle kıvır kıvır keserler. Falan filan. Ama meşhur Pringles deneyi vardır. O Pringles deneyinde de insanların kulaklarına aynı Pringles'ları yemelerine rağmen çıtırtı sesinin sadece desibelini yükseltirler ve düşürürler. Çıtırtının yüksek olduğu her denemede deneklerin, evet bu daha taze, bu daha taze eminim diye ikiye ayırıp önündeki sepetleri, tazeleri ve bayatları ayırdığını görüyoruz. Tamamen aynı paketten çıkmış, tamamen aynı olmalarına rağmen. Yani feedback olarak kulaklarına geri beslenen ses, tattan ziyade onların karar vermelerine engel olmuş. Dolayısıyla bunlar işin ses kısmı, ama bir de müzik kısmı var. Bu da çok ilginç. İşte burada Spencer'ın, yani adını tekrar tekrar söylüyorum çünkü hakikaten duayen bu konuda. Çünkü Oxford Cross Model Laboratuvarı'nda çok fazla deney yaptı. Ben en çok şeyi çok sevmiştim. İki farklı şarap var. İşte birisi Sauvignon Blanc, beyaz şarap. Marcel Martin 2013, işte Loire Vadisi Fransa'dan. Bununla Parados Malbec, bu da Mendoza bölgesi, Arjantin'den. İki şarabı iki farklı müzikle test ettiriyorlar. Bunlardan bir tanesi beyaz şaraptı, Debussy, ve oldukça hızlı bir pasaj çalınıyor Debussy'den. Hangi eseri hatırlamıyorum ama Debussy'nin bir piyano eseri, hem hızlı hem de çok tizlerde. 2013 Parados Malbec'te de, yani işte Arjantin Malbec kırmızı şarabında ise Rahmaninov'un piyano cello eserinden dinletilen, daha çok düşük frekansların olduğu, bir bas pasajların çok olduğu şey dinletiliyor. Şimdi bunlar deney grubu. Kontrol grubu ise bunlardan mahrum tabii. Bu müzikleri dinlemiyor. Olay şu. Hem kahvede, hem şarapta, hem çikolatada müziğin hangi türü olursa olsun tiz sesler tatlılığı, ekşiliği desteklerken pes sesler acıyı acı diye, yani bitter çikolata acı çikolata mı mesela Türkiye? Bitter çikolata. Tamam. Bitter kullanıyoruz. Acı. Şimdi dolayısıyla bir defa o kadar çok yapılmış test var ki üzerinde anlaşılmış olan şey şu. Ses düştükçe, baslaştıkça bizim yediğimiz maddedeki acıları hissetmek gibi bir eğilimimiz oluyor. Bu arada yediğimiz maddedeki acıları hissetmek kelimesi böyle çok arabesk tınladı belki, ama ne dediğimi bilerek söylüyorum. O da şu, sadece bir yanılmıyorsam bir kahvede bile, ki en çok işte volatile dedikleri, içinde hani uçucu gazların olduğu, bizim tada karar verdiğimiz maddelerden 1250 kadarı var. Hani bu ne kadar geniş olduğunu anlamak için, iyi bir şarapta bunun sayısı 1000, elma suyunda 130 mesela. Şimdi bir kahvede eğer 1250 tane tada ilişkin bir parametre oluşturacak molekül diyelim varsa, ya da öz varsa, tabii ki kahve makinesinin çıkacak olan tiz sesi bizi etkileyebilir. Nitekim yapılan bir deneyde sıra bekliyorlar. İki tane sıra var. İki makine var. Makinelerin arkasında sıra bekliyor insanlar. Daha tiz ses çıkaran, hani onu öğütürken cici diye bir ses çıkar ya, tiz olanları kimse seçmiyor. Çünkü tiz kahvenin iyi olmayacağına ilişkin her nedense
bunu konuşuruz. İnsanlara daha çok bas ses çıkaran kahve makinesine yönelttiğini göstermiş. Dolayısıyla yani bir yiyecek ya da içecek zaten hem acıyı hem tatlıyı ihtiva ediyor. Çikolata da öyle. En çok en başarılı deneylerde hep oradan çıkıyor. Yani eğer ki bir tatta acılık, ekşilik, tatlılık birçok parametre varsa mesela çikolatada. Şimdi çikolatanın içine şeker konuyor ya da işte stevia konuyor fark etmez yani şekeri çağrıştıran şeyler konuyor ya da kakaonun kendi acılığı var. Şimdi çikolatayla ilgili yapılan bir çalışmada Johann Sebastian Bach'ın işte bir keman sonatının si minör olanının galiba işte birinci bölümünü dinletiyorlar ve high pitch'ten ötürü yüksek frekanslardan ötürü insanlar onun şekerliliğin yani daha tatlı olduğuna kanaat getirirken aynı şeyi Handel'in harp konçertosunun ikinci bölümüne dinleyenlerin biraz daha işte bitter'ın yani işte o acımsı tadın daha fazla olduğunu söylüyor. Bütün bunlar müziğin aslında tadı yönlendirdiğine ilişkin bize ipuçları veriyor zaten. Dolayısıyla bu özellikle Spence'in yaptığı çalışmalarda, ha bu arada şeyi de anlatayım, bu müzik kısmını bitireyim sorularda çünkü eminim çok soru gelecektir. Müzik açısından bakıldığında benim en hoşuma giden 2016'da Finlandiya'da yapılan bir deney var. Orada da 4 farklı, 2 beyaz, 2 kırmızı olmak üzere 4 farklı şarap içiriliyor bir profesyonel rock grubuna. Ve bunlar diyorlar ki her bir şarap için bir improvizasyon yapın. Ve yaklaşık da bir dakikalık falan bir doğaçlama o içtiklerine göre bir şey çalıyorlar. Kaydediliyor bunlar ondan sonra çünkü bir doğaçlama ve sonra 64 kişi gene Finlandiya'da 2014 yılında yanılmıyorsam yapılan bu çalışmada aynı şarapları tatmaları isteniyor. Tadarken de diyorlar ki bu tattığınız şaraplardan hangisini bu dinleyeceğiniz müzikle özdeşleştirirsiniz. Yani sizce bu rock grubu bu 4 tane parçadan hangisini bu şarap için yazmıştır? Hangisini bu şarap içtikten sonra doğaçlamıştır? %91 doğruluk oranıyla buluyorlar. Bu bana çok heyecan verici geldi. Çünkü bunun tabii ki bilimsel araştırması yapılması çok zor bir şey. Ama bu istatistik de reddedilemeyecek kadar ilginç bir istatistik. Çünkü gerçekten de olsa olsa bak burada bu şaraptan sonra bunu doğaçlamışlardır demek bence bir cüret ister zaten hani nereden aklına gelebiliyor? Nereden bu çıkarımı yapabiliyorsun? İşte anlaşılan o ki üzerinde özellikle enstrüman asosiyasyonu ve high pitch low pitch çok önemli. Bir markette örneğin insanları bırakıyorlar diyorlar ki bu tarafta Riesling Alman şarabı var. Burada da istediğin kadar Fransız şarabı var. Bir saat boyunca gireceksiniz ve bir tane seçip çıkacaksınız. Ve de ne zaman akordiyon çalsalar, o Parisyen bir akordiyon çalsalar hiç kimse Riesling almıyor. Dolayısıyla o bir asosiyasyon işi. Ama ben hani... müzikle yapılan araştırmaların çokluğundan ötürü sorulara bağlı olarak gireyim. Çünkü hani çok fazla bu alana takılmamak için. Fakat şunu söyleyeyim hemen. Hani gerçekten ne işe yarar bu şey? Nörogastronomi. Şimdi müzikle ilişkisini kuruyoruz, sesle ilişkisini kuruyoruz, ışıkla, renkle, tabağın çeşidiyle, şekliyle, ağırlığıyla, ambiyansla kuruyoruz ama ne olacak yani? Bunu niye yapıyoruz? Evet, tabii ki bu büyük endüstrinin önemli bir para kazanma aygıtı. Buraya gireceğiz. Sen istersen bir şey soracaksın. Evet, sen esas bu işin gerçekten hani ekonomik kısmına, yani çok arkada çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Çok ciddi bir pazarlamadan bahsediyoruz. Markalar arası ses teknisyenleri yarışmaları düzenlenecek neredeyse. Fakat ben bu işin hani gastronomi kısmında ne işe yarıyor kısmını hemen böyle bir toparlamak istiyorum. Hı-hı. Yani şefler, aşçılar, neyse işte tabak tasarlayanlar nörogastronomiden nasıl faydalanıyor? Bence bu işin gerçekten piri diyebileceğim Paul Pere diye bir şef var. Gerçekten araştırmanızı eğer bu konularla ilgileniyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Gerçi hani Şangay'da, o Şangay hikayesi buydu. Şangay'da bir restoranı var, Ultraviolet diye. Buraya tam olarak bir restoran demek mümkün değil. Ben 2015 yılında ziyaret etme şansı bulmuştum ve sonrasında da hatta dergi için röportaj da yapmıştım. Gerçekten benim asla unutamayacağım bir deneyimdi. Bana hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyim hediye etti aslında. Çünkü restoran diye sizi götürdükleri yer
Böyle Şangay'ın çok arka sokaklarında metruk bir bina. Aslında bir stüdyo gibi bir yer. İçeri giriyorsunuz, tek bir masa var. Sadece 10 kişi alıyor zaten. İçeri girene kadar bile bir sürü size şey, psikolojik şeyler uygulanıyor. İşte yolda siz yürürken koridorlarda arkadan nabız sesi atıyor ve gitgide siz yaklaştıkça onun temposu da artıyor ve siz biraz sonra başınıza geleceklere dair zaten heyecanlanmaya başlıyorsunuz. Bir dört duvar bir oda düşünün. Bütün arka taraf, her taraf led ışıklarla donatılmış. Yukarıda da öyle. Arkada sanki bir popstar konseri verilecekmiş kadar teknolojik ürünler vardı. Yani işte HD projektörler, işte mikro spreyler vesaire vesaire. Ve ne yapıyorlar derseniz, bir anda mesela siz gerçekten kendinizi bir okyanus kıyısında görüyorsunuz. Ama öyle bir ses geliyor ki martıların pike yapışından tutun da o hani hafif dalgayla beraber hani utanmasanız kumların birbirine sürtme sesine varana kadar bile duyabileceğiniz bir ortam hazırlanmış. Tabii hemen buna eşlik etsin diye o mikro spreylerle hafif böyle iyotlu bir deniz tuzu kokusu da ortama, böyle hafif bir rüzgar da sağlanıyor ve ondan sonra işte hani bir tabak bir istiridye geliyor. Şimdi böyle bir ortamda hakikaten o istiridyeyi olduğundan çok daha lezzetli ve çok daha taze hissetmemek mümkün değil zaten teknik olarak. Ve 22 korsluk bir yemek, o yüzden zaten anlatamam burada ama çok hızlıca şunu söyleyebilirim. Mesela bir anda siz kendinizi az evvel yağmurun durduğu ve hafif nemli toprak kokusunun hissedildiği bir yeşillik ormanın içerisinde arazide bulabiliyorsunuz. Ve bu sefer işte hani trüf mantarlı bir çorba geliyor. Çünkü işte kayın ağaçlarının dibinde nemle çıkan bir mantar olduğu için. İşte bir anda gene böyle ıslak Londra sokakları, fonda Beatles ve önünüze fish and chips geliyor gibi. Aslında bu baştan sona bir kurgu ve senaryo uygulanıyor. Sonuç itibariyle oraya gitme şansını yakalayabilen insanların bana sorarsanız hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olarak geri dönüyor. Bu dediğim gibi yani Paul Perret bu işin bana sorarsanız piri. Tabii ki çok daha benzerleri, çok daha ufak ölçeklerde şefler tarafından yapılıyor. İşin gastronomi kısmında aslında böyle ve çok daha insan, çok daha fazla bilim insanıyla da çalışılmaya başlandığını biliyorum. Ama işin tabii bu ekonomik kısmı ve sağlık sektörü, yani hem gıda hem de sağlık sektörü açısından nörogastronominin bizim ne işimize yarayacağı kısmını da lütfen sen altları çize çize bahseder misin? Şimdi tabii öncelikle büyük bir endüstri. Ben o tarafı anlatmak istemiyorum. Yani petrolden sonra en büyük ihracat ya da işte dolaşan mal kahve ve de günlük 500 milyon kahve içiliyor. Yani ünlü bir kahve zinciri, böyle konuşunca da çok komik oluyor. Sen çok gizemli sanki, herkes biliyor ben söylemeyince. Yani ünlü bir kahve zinciri sadece playlisti değiştirip de eğer %0.8 oranında bir karlılık marjı değiştirebiliyorsa ya da işte British Airways gibi bir firma playlist hazırlatıyorsa, yani Debussy'ler, Rahmaninoff'lar bir de bu sebeple ortaya dökülüyorsa, bunun altında sanıyorum multi trilyon dolarlık bir endüstri var. Dolayısıyla tabii ki para, çok para kazanmak isteyenlerin işine yarıyor. Ama ben bu taraflıyla ilgilenmek istemiyorum. Benim ilgilendiğim taraf şu. Bir defa tat bozukluğuna yol açan hastalıklar var değil mi? Alzheimer gibi, Parkinson gibi, kanser, epilepsi gibi, otosikleroz gibi. Otosikleroz benim hastalığım. Yeni ameliyat oldum kulağımdan. O ameliyat sırasında önemli bir tat siniri tam o kulağın tam ortasından geçiyor. Yani kopabilir, zarar görebilir. Benim geçirdiğim ameliyatı geçirenlerin çoğu önemli bir süre, 6 ay kadar tat alamıyor. Dolayısıyla hani geçici de olsa bu kişiler için bir nörogastronomik tatlandırıcılıklar uygulanabilir. Ve burada müzik çok önemli bir faktör. Diğeri obezite ve yemek bozukluğu gibi işte insanın bu ödül mekanizmalarını bir türlü kontrol edemeyişini artık daha bir psikiyatrik düzeyde ele almak lazım ya da bağımlılığı bir derece de olsa giderebilir. Çünkü tabii şeyi de söylemiyorum hiç. Yemek bu dünyanın işte yemek bulmakta zorluk çeken kısmından bahsetmiyorum tabii ki ama bir mindful yemekten farklı olarak bir de zevkle yemek giderek bizim unuttuğumuz bir şey. Yani evet ihtiyacımız var ama ihtiyacımız olan şeyi, her şeyi havala hubala yapmıyoruz. Dolayısıyla evet benim şu anda müzik dinlemem lazım, oturup 82 saat Beethoven dinlemiyorum. Onun benimle olan, benim
Kendi özelimle kurduğum bir ilişki var. Yemek de biz nörogastronomik bir şeyler yaptığımız anda bir defa bir yavaşlıyoruz. Masaya konan herhangi bir uygun peçete senin yemek yeme hızını düşürüyor. Olumlu anlamda ağzında döndürdüğün yemeğin, geçirdiğin o yemeğin yolculuğunun süresini uzatıyor. Bunlar zaten her şekilde sağlıklı şeyler. Yavaş yiyor olmak. Ama yaşadığımız dünya bize her şey artık fast food. Müzik bile öyle. Yani değil mi? YouTube'u açıyoruz. Hemen dur bakayım şu zor pasaja geleyim, güzel pasaja geleyim. Özellikle müzisyenler çok kirlenmek zorunda kalıyor. Çünkü her şey var. Dolayısıyla nörogastronomi aslında yani büyük endüstriye yarayabilir ama kişisel yemek deneyimini çok iyi hale getirebilir. Onun ayrıntılarını bu epizodlar serisinde ayrıca konuşabiliriz. Dolayısıyla bence belki bir sorulardan önce son bir not söyleyeyim. Bu deneylerin insanlar şey diyebilir. Ya tamam da bu hani en başta da söylediğim gibi yani ne kadar etkili olabilir? Ben inanmıyorum. Yok istiridye sesi verilmiş de arkadan martı dalıyormuş da benim de işte risotto alla kalamaren bir o kadar güzel olmuş. Lafı güzel. Diyebilirsin yani evet. Fakat burada iki tane parametre var. Deme bence dedirten. Birincisi istatistik. Yani insanlar 100 insanın 90'ının bu kararları veriyor olması. Benim yaptığım deneyde şarap tadıcılarıydı bu adamlar. Benim yaptığım şeyde şarap tadan insanlar. Yani şarap degüstatörleri kullandığım farklı müziklerle Cabernet Sauvignon ile Malbec arasında gidip geliyorlar ki böyle bir hata yapmazlar. Ben biliyorum onları. Benim de içinde bulunduğum kulüpteki adamlar da 150 metreden söylüyor sana. 1996'da yediği yağmurdan dolayı o hasatın ne kadar şöyle böyle olacağını. Peki biz o zaman hani aslında şurayı bir toparlayabilir miyiz? İlk sorduğumuz soru vardı ya hani lezzet nedir? Beynimiz tarafından kurgulanan bir illüzyon mudur kısmında. Uzmanlık alanı bu olan insanların bile tat algısını şaşırttırabilen bir şeyden bahsediyoruz. Ya da işte hani kahve söz konusu olduğunda sizin o kahveyi almak için içeri girdiğinizde o kahve makinesinin sesini, buharın çıktığını görmüş olmak bile kahvenin muhtemelen ilk yudumunda alacağınız lezzeti etkiliyor. Ya da seninle hep konuştuğumuz hani Türk kahvesinin daha gelişini görürken üzerindeki köpüğün kalınlığı birazdan benim hüpürdeteceğim kahveyi bana ağzımı sulandırabiliyor. Aslında çoklu duysal bir şeyden bahsediyoruz totalinde. Ve hani nörogastronominin de bütün bunları aslında değiştirip etkileyebileceğinden bahsediyoruz. İyi niyetli veya kötü niyetli. İşte işin sanırım kırmızı çizgisi orada. Şimdi şöyle ben de senin gibi düşünüyordum ama artık şaşırmamamız gerekiyor. Çünkü lezzeti belki biraz daha iyi tanımamız lazım. Evet. Ama bu konunun benim alanım konunun daha çok seslerle ve müzikle olan tarafı. Dolayısıyla onlar dışında konuştuğum zaman haddimi aşıyor olabilirim. Çünkü çok derin bir alan. Oradaki araştırmaları elimden geldiğince okuyorum ama ses ve müzik dışındaki söylediğim şeylerin gerçekten tekrar tekrar doğrulanması lazım. Fakat müzikle ilgili sen dedin ya köpük işte orada mesela eğer Türk kahvesinin köpüğü inceyse böyle bir tiz bir ses çıktığı için onun telbesiyle ilgili karar verdiriyor ya da eğer diye bir ses çıktığı zaman ki o bir bas sesten midir? Rahatlıkla diyebilirsin ki ya o bas sesten kaynaklanmıyor. O köpük ne kadar kremikse, ne kadar kalınsa o kadar iyi yapılmıştır. Dolayısıyla kremiktir. Dolayısıyla da tadı şöyledir. Evet bunların hepsi doğru. Ama ondan önce tuttuğun hani Baba filminde bir sahne vardır. Baba 1'de sanırım. Bir espressoyu şu parmağını çıkartarak tutar. 2'de galiba. Evet 2'de. Robert De Niro'yu ya gelen bir adam vardır. Yani bu Vito'nun çocukluğunu, gençliğini oynayan. Elinde tuttuğu o kulpun kalınlığı, inceliği senin içeceğin kahveyle, vereceğin kararla ilişkili olması, dokunma duygusu, koku, hatta kahve içme karar verdiğin anda MR'a sokuluyor. Diyor ki ne yemek istiyorsun? Atıyorum lahmacun. Atıyorum vegan lahmacun tabii. Atıyorum işte kahve, çay. Ne istiyorsan onu istediğin anda zaten senin 150 tane parametren açılıyor beklentilerin. Nasıl ince belli çaydan mı içi onu o kadar çok şey belirliyor ki sen bir defa hazırlıklısın. Bunun üzerine ses, bunun üzerine müzik geldiği zaman değişiyor. Ama hani bazı barlar, bazı restoranlar, bazı işte sosyal mekanlar öyle bir müzik koyuyor ki birisi de yazmış işte
dans müziği gerçekten tüketilen içecek miktarını bir anda ikiye katlayabiliyor. Niye? Biraz sonra dans edeceğim. Buna öyle spekülatif cevaplar verebilirsin ki biraz sonra dans edeceğim, terleyeceğim, biraz sıvı alayım da olabilir. Ama bence hayır, istediği insan mutluysa bir parça daha onu arttırmak için işte o ödül mekanizması bir başladı mı o dopamin, hadi biraz daha hadi yapıyor muyuz diye devam etmeye başlıyor. Dolayısıyla bence bütün tat denen şey bir kombinasyon. Beynin bütün stimülüsleri değerlendirme biçimi. Ama bu arada tabii yani buz gibi bir su içip de onu kırmızı bardaktan mı mavi bardaktan mı içtik fark etmez demeden de edemiyoruz. Çünkü çalışmalar gösteriyor. Kesinlikle mavi bardakta içen birisi diyor ki benim içtiğim su bununla bunun arasında elinde tutuyor. Yani ikisine de aynı anda dokunuyor. İkisi de aynı mavi bardağı daha soğuk oluyor. Dolayısıyla o kadar karmaşık bir parametre ki bu parametreden renklerde bardağın şeklini nasibini aldığı gibi o kadar büyük kombinasyonlar da yapabiliyorsun ki işte Rahmaninov'un piyano, cello sonatından bir bölümle yediğin şeyin tadını şefe bile değiştirebiliyorsun. Dolayısıyla çok karmaşık bir alan ama ilerleyen şeylerde, seminerlerde şarabı özel sanıyorum ele alacağız. Peyniri özel, çayı özel, çikolatayı özel galiba. Evet. Ya bu gerçekten bizim için de bir girizgah ve hani biz aslında bundan sonra neler konuşacağız? Bu konunun içerisinde neler giriyor? Çünkü gördüğünüz üzere hani uçaklardan restorandaki tasarımlara kadar ya da işte bir müzikle lezzetin ne kadar değişik. Ki bu arada mesela Sonic Seasoning örneğini verdin aslında, anlattın da hani adını geçirmeden. Gerçekten hani bir kahvenin asidite oranını değiştirilebildiği ölçülmüş bir şey olduğu için sonraki epizodlarda hani özellikle ekmek, çikolata, kakao, kahve, peynir. Peynir, alkol içeceklerin tek bir sınıf altına söyleyebiliriz. Gene şarap, viski. Yani en basitinden bir şekilde gene sanırım Charles Spence'in örneklerinden bir tanesiydi. Yani tabii ki de işte şömine ateşinin yanında odun çıtırtısıyla içtiğiniz viskiden alacağınız keyif elbette başka olacaktır gibi. Bunlar aslında çok basit gibi görünen ama çok değiştirebilecek, bir sürü şeyi değiştirebilecek bir alan. Dolayısıyla biz bunları daha fazla spesifik olarak ürün biraz daha açıkçası detaylandırıp hatta yani bu işin uzmanı kişilerle de bir araya gelip gerçekten bir şarap eğitmeni ve şarap tadımcısıyla belki de ona deneterek, o müzik değiştirerek belki hani ondaki sapmaları da burada görebiliriz. Devamı gelecek bir dizi olarak düşünebiliriz nörogastronomiyi. Bu bizim için bir açılıştı. Ne konuşacağız, nelerden bahsedeceğiz diye. İstersen hani ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş sorulara da geçebiliriz. Son şey ekleyeyim. Sonic Seasoning'den biraz bahsettim ama tamam. Sonic Seasoning şöyle önemli benim alanım olduğu için söyleyeyim. Hani o Gent'teki konuşmanın başında da söylediğim gibi o restoranda o işte Belka Queen'de neden bu kadar çok beğendim ben bu viski demem de Sonic Seasoning'in 3 önemli etkisini görmüştüm. Birincisi kontrbas. İkincisi tahtalı mekanda yere bastığın zaman tahta seslerinin, o bas seslerinin bizde çağrıştırdı o wood yani ağaç asosiyasyonundan ötürü daha fazla bekletilmiş olduğuna dair bir hissim doğmuştu. Gerçekten de öyle değilmiş ama yani ben o hisle onu öyle içmiştim. Zaten o yüzden de yani sen bana eğer o kadar güzel bir ortamda ağaçlı 11. yüzyıl binasında kontrbastlı bir single malt verir de benim canımdan çok sevdiğim birayı yeşil renkte verirsen o zaman hiç şansın kalmıyor. Sorulara geçebiliriz bence. Aslında ben daha önceden not aldığım bir takım sorular var. Onlardan da biraz gitmek istiyorum. Hı hı. Kültürler arasındaki şeye değinmedik. İşte ne derler, bazı kültürlerde işte salyangoz yenmesi ya da işte hani bizim kültürümüzde çoğunlukla yemeğe ekmek banması gibi hani bir takım kültürler arası farklılıkları nörogastronominin neresinde ele alıyoruz ya da koyabiliyoruz? Burada bence önemli olan şey şu, şimdi en çok karıştırılan alan da o. Rahmaninov'un mesela işte piyano, cello eserindeki daha çok bas, daha çok daha alt rejislerde süre gelen bir müzikte eğer tadıyorsak
bize daha işte bitter tarafı fazla gelecektir. Evet, ama orada bir ödül mekanizması sistematiği var. Yani onu eğer o deneyi Çin'de yapıyorsak, bence oradaki müziklere, orada aşina olunan müziklerin bas kısımları alınmalı. Türkiye'de yapıyorsak farklı. Dolayısıyla sadece sesten değil, müzikten bahsediyorsak eğer. Yani sesin kendi başına tabii ki, hatta yapılan deneylerin sesi internette var. İsteyen ulaşabilir. Sonic Season dediği zaman hangi ses verildiği zaman insanlar işte cipsin taze olup olmadığına karar verirken onların örnekleri var. Yani aslında sadece bir yüksek ses frekansıyla da denetilmiş yemekler. Ama müzikle yapılanlarda ben bunun cross cultural olmadığına inanıyorum. Yani kültüre göre adapte edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ya da işte hani o Marcel Proust'un Madeleine kekinden anneannesinin ya da işte geçmişiyle ilgili hatırlamaları, hatıraları hep o midye şeklinde, midye kabuğu şeklindeki kekten kaynaklanıyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Türklerde ya da Belçika'da yok mesela. O ne bileyim Almanya'da Brezel'dir ya da işte burada Witloft'tur, Türkiye'de simittir, bilmiyorum. Yani her kültürün kendi, dolayısıyla kültürden bağımsız düşünülemez. O yüzden de endüstri onu hesaba katıyor zaten. O yüzden bazı yiyecek markaları dikkat ederseniz kültüre göre bir takım modifikasyonlar yapıyor. Hem müzikte, seste ve de ambiyansta. Rakı ile ilgili senin çok hoşuna gidebileceğini düşündüğüm bir soru geldi. Onu görebiliyor musun oradan? Rakı içerken meyhane şarkılarının tonalitesi ağır ve yaylı olduğu için mi daha acılı ve dertli bir ambiyans? Bunun üzerine bir saat daha yani konuşuruz. Yani bunun üzerine bir saat daha konuşuruz ama üstelik bir rakı da içeriz. Ama şöyle, ben bununla ilgili bir şey yazıyorum. Hatta Andante'ye bir sonraki bölümde de geçecek. Şimdi mesela hakikaten az sayılmayacak bir sayıda ülke gördüğümü düşünüyorum. Ben aynı müziğin çalıp da bir masada ayağa kalkıp oynayanların, öbür masada birbirine sarılıp ağlayanların, diğer masada da böyle neydi o günler be ah diye efkarlananların yoğunluğunu hiçbir yerde görmedim. İstanbul'da gördüğüm kadar. Yani adalardan bir yar gelir, biz dereden tut da işte bir Müzeyyen Senar çalar. Gerçekten çok ilgimi çeker. Yani arkadaki masa yani intiharın eşiğine gelmiş. Tabii, öbür taraf ah ulan ah diye göğsüne vuruyor. Bu taraftakiler böyle yıkılıyor. Bu taraf dört kişi elinde telefonla oynuyor. Yani sanki birisi Şili'de yani işte devrim öncesinde planlama yapıyor. Öbürsü sanki halaya kalktı kalkacak, halay başını arıyor. Bu kadar böyle şizofrenik bir garip ortamlar görmedim ben Türkiye'de, yani İstanbul'da meyhanelerde gördüğüm kadar. Dolayısıyla o bana çok farklı geliyor. Yani o alan... yani ben mesela Hofbräuhaus'ta görmedim. Yani Türkiye'deki o çeşitliliğin bence özel bir yeri var. Onu ayrıca ele alacağım. Soruyla ilgisi şöyle var. Evet. Bence şimdi bunu yani bilimsel olarak nasıl eşleştirebiliriz bilmiyorum. Yani rakının da hani hangi rakı içiliyor, hangi ortamda içiliyor, hangi suda içiliyor. Ama eğer standart bir meyhaneden bahsediyorsak, fonda çalan müziğin yaylı, acılı, işte bas olması rakının tadını kesinlikle etkiler. Fakat bence bu yapılan çalışmalardan gördüğüm kadar eğer Debussy'nin bir eserinde piyano tizleştikçe yediğimiz herhangi bir yiyeceğin acılığını hissediyorsak onu hissetmemize imkan yok. Ama böyle bir çalışma yok işte maalesef. Dolayısıyla bence soru çok yerinde bir soru ve kesinlikle doğrudur. Ama şu yapılan çalışmadan biliyoruz ki şöyledir diyebileceğimiz bir şey yok. Ben rastlamadım. Varsa mutlaka söyleyin. Çünkü üzerine basacağımız bir bilimsel veri yok. Ama benim tahminim şu, elbette ki var. Üstelik Türk müziğinin özellikle o meyhanelerde de çalan Türk müziğinin bence duygusal yelpazesinin çok geniş oluşu senin niyetine göre o içeceğin rakının da tadını değiştirecektir gibime geliyor. Bir tane bir soruya geçmeden evvel, çünkü şöyle bir soru geldi. İştah azaltan, iştah kapatan müzikler var mı diye. Tabii işte yeme bozuklukları ve özellikle belli bir takım yiyeceklere karşı işte şeker gibi, çikolata gibi, peynir gibi yiyecek bağımlılıklarında en büyük sorun evet bunları bırakmakla ilgili. Dolayısıyla da açlık körelten müzik var mı? Vallahi bence var. Ama bence genel hayat iştahını kapatan müzikler var.
O sırada yemek yiyorsan tarih beş kala gibi mi? Yani dolayısıyla bence yeme yani müzikleri iştaha etki etmesi açısından sınıflamak benim üslubum olmaz tabii ki. Yani Rahmaninoff'a böyle bir işte güzel bir simit gibi bakamam ya da Debussy'ye. Ben bu deneylerde bu müziklerin kullanılışını farklı görüyorum. Yani ben Debussy yüksek, ben dinlemiyorum kişisel olarak. Çünkü benim için Debussy'nin piyanosunun tizleri içeceğim kahveyi heyecanlandırsın diye değil. Ama ben evet genelde mesela sohbet ederken klasik müzik zaten dinleyemem ama caz playlistlerim vardır. Blues playlistlerim vardır mesela. Bazı mesela Bill Evans dinlerken iştahım kaçar benim. Ama bu o kadar kişisel bir şey ki. Ben Bill Evans'ı çok severim bu arada. Ama mesela hiç yemekle asosiye etmem yani. Yemeği durdururum. Dolayısıyla bence çok kişisel bir soru. Ama hani çirkin bulunan ya da sevilmeyen bir müzik bu kişiseldir. Dolayısıyla kimisi Bach'ı çirkin veya tercih etmeyebilir. Kimisi Müslüm Gürses'i ise tercih etmeyebilir. Tercih edilmeyen bir şey varsa ortamda o zaman onu o zaten bunu koyayım da daha az yiyeyim diye bir algoritma oradan çıkmaz bence. En çok şöyle kendi yani bu konuşmada değil ama en çok ben şu soruyu alıyorum. Gerçekten de diyelim ki müzik işte bir fon olarak kullanılabilir mi? Niye kullanılmasın? Tabii ki bu bir müziğe niye saygısızlık olsun? Müzik topyekun bir şey. Aynı müziği zaman zaman çok dikkatle kalpten candan dinleyebilirsin. Aynı müziği zaman zaman bir sohbetin fonu olarak da tercih edebilirsin. Benim öyle kalın çizgilerim yok. En azından şimdi yok. Eskiden belki vardı biraz ama biraz önce akordiyondan bahsetmiştim. İşte hani insanlar girip de daha çok Fransız şarabı tercih ediyorlardı. Akordiyon duyduğunda daha çok Parisyen, Gypsy Parisyen müziklerde. Bu asosiyasyonu anlamak mümkün. Ama tabii ki ben mesela yemek yaptığım zaman ki çok yemek yaparım. Özellikle ilişkili müzikleri seçmeyi tercih ediyorum. Benim için o asosiyasyonlar var. Yani o bağlantıları kuruyorum. Ben de hakikaten Gypsy, caz ve yani akordiyonun da ihtiva ettiği müziklerle mesela daha bir Fransa. Yani çok da gittiğim için hani Paris'e daha Parisyen oluyorum şimdi hani şey gibi tınlamasın ama oluyor yani. Ya da Çengelköy'de çayla simit mesela çok hoşuma giderken kesinlikle kişisel fikrim bu. Ben şey dinliyorum mesela hala çok eskidir Müşfik Kenter'in Orhan Veli şiirlerini okur mesela. Müzik değil gibi gelir insana. Müzik yoktu zaten. Sen şiir okur. Arada sırada bedava yaşıyoruz bedava müziğinde olduğu gibi müziklemiştir de onu aynı zamanda Müşfik Kenter. Mesela onu tercih ediyorum. Benim için o kesinlikle o Çengelköy'deki fırını çok daha fazla appreciate etmeme yol açıyor. Çiğ köfte yoğururken Mahmut Tuncer sorusunun cevabını bilmiyorum ama neden olmasın? Yani bence fantezinin sınırı yok. Eğer herhangi bir lezzet, bu benim kişisel fikrim, yani bilimsel nereye dayanır bilmiyorum ama herhangi bir lezzet, herhangi bir koşulda daha güzel, daha iyi, daha pozitifse bence onu yapın. Çünkü bu yeme lezzetini arttırıyorsa yeme miktarını düşürecektir. Bak ilginç ve ters gelebilir size. İnsanlar genellikle çok sevdiği şeyi çok yermiş gibi hissediyor. Halbuki daha özenli yemek miktarı azaltıyor. Oburluk denen şey aslında mesela yeme bozukluğu olan insanlarda hani bazıları benim arkadaşlarımdan bazıları diyor ki buzdolabını açtım ve tamamını yedim. Evet bazı hani depresif durumlarda falan çok gördüğüm duyduğum bir şey ama orada aslında tıpkı British Airways'in yukarıda denediği gibi tatlar gittikçe biz onu abartma eğilimine giriyoruz. Niçin fast food zincirleri her şeyi kullanmak istiyor? Müziği kullanmak istiyor, bestecileri kullanmak istiyor, ünlü figürleri Michael Jackson'ı, Tina Turner'ı neden kullanmak istiyor? Tuzu niye basıyor, sarımsağı niye basıyor, kağıdı niye değiştiriyor? Çünkü sana verdiği şey yağdan ve tuzdan ibaret, şekerden ibaret. Dolayısıyla sana bunu kakalaması lazım. Ve yapılan çalışmada, yeni yapılan çalışmada Fransa'da obezitenin sebebini araştıran bir çalışmada çocuklar üzerinde yapılmış ve bu çocukların yağ tadına ilişkin bir reseptör kaybı olduğunu görmüş. Yani yağ tadını almıyorlar. Dolayısıyla da aslında bizim
Balans mekanizmamız diyor ki yeter, tamam, çok güzel ama çok yedin. İşte o çok yedin diyen mekanizmanın hem fizyolojik hem de kognitif temelleri var. Çok yedin artık yeder. Sadece midenin şişmesiyle verilmiş bir karar değil. Ağır geldi dediğin zaman konu midenin şişmesi değil, mideye giren miktarın densitesiyle ilgili. Dolayısıyla bence bizim düşmanımız oburluğun da başlangıcı, yediğimiz şeylerin aslında bir an önce dopamini ya da işte ödül merkezini deklanşe etmesi. Dolayısıyla da onların bunu çok iyi biliyorlar ve o yüzden o paketinden başlıyor. Senin o işte hemen kasanın yanına koymasından başlıyor. Seni nerede avlayacağını biliyor ve ona da neyi yükleyeceğini biliyor. Çünkü adamın da amacı para kazanmak. Senin de açık kapın var. Evet, dolayısıyla bence obezite gibi hastalıkların bir de böyle bir parametresi var. Tabii ki psikolojik kökenleri, psikiyatrik kökenleri ayrı. Ben hazır geri gelmişken yine bu sağlıklı beslenme ile ilgili çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani hem kendi otoimmün rahatsızlığım sebebiyle hani uzun süre bir mutfak geçmişimde olduğu için tabii ki kendime alternatif yiyecekler bulmaya çalıştım. Bir süreç yaşadım. İşte süt ve süt ürünlerini çıkartmam gerektiğinde ya da işte gluteni kesmem gerektiğinde şekeri, çikolata vesaire. Hani genelde çoğunlukla özellikle de tabii alkollü içecekler en çok hani bırakması güç ürünler. Tabii bunların ödül merkezi kısmını dışarıda tutarak başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani aslında günün sonunda bizim mantı dediğimiz şey ve işte çala kaşık yiyip de doyamadığımız şey aslında oradaki hani sarımsaklı yoğurt, biraz nane, biraz pul biber kombinasyonundan aslında oluşan bir şey ve siz onu herhangi bir şeyle kullandığınızda da aynı keyfi almanızı sağlayabiliyorsunuz. Ya da işte senin de bahsettiğin gibi mesela eğer çok sütlü tatlı seven biriyseniz ya da çocukluğunuzdan gelen böyle bir takım aromalar varsa hakikaten oradaki kullandığınız tarçın bugün yediğiniz o şey özenli yemeği hikayesi. Hani bir elmayı alıp hatır hatır yemekten ziyade dilimleyip işte biraz üzerine tarçın serpip vesaire vesaire bir şekilde yediğinizde çok daha farklı hissettirebiliyor. Ben tabii işin bu kısımlarıyla da daha çok ilgileniyorum ve bunları deneyimledikçe ve ufak değişiklikleri fark ettikçe, koku hafızasının aslında işe yaradığını fark ettikçe hem o duygusal açlığı bastırmak da çok kolay olabiliyor. Öte yandan alternatif geliştirmek de başka bir açıdan kolay olabiliyor. Hani ben normal sıradan gündelik hayatta bunları bildiğim için ya da işte deneyimlediğim için bir takım değişiklikler ve hani pozitif değişiklikler yaşıyorum. Yavaş yavaş bitirelim Muzaffer istersen. Çünkü sonrasında bitmez yani böyle konuşmaya devam edersek. Sonraki epizodlarda dediğimiz gibi hani özellikle ekmek, alkollü içecekler, çikolata, kahve, peynir gibi detaylandıracağız. Bunun dışında tabii ki bize yorumlarınızı ve daha çok merak ettiklerinizi de yazabilirseniz onlara göre de en azından içeriği şekillendirebiliriz. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu pazar günü bizi yalnız bırakmadıkları ve kıymetli vakitlerinden bizi ayırdıkları için. Ve son sözü sana bırakayım istersen. Çok teşekkürler. Ben de hem organizasyonun için sana teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Dediğim bu yayını ben YouTube'a koyarım. YouTube Muzaffer Çorlu adresine. Twitter'dan ve Instagram'dan da zaten duyuracağım ama Deniz'in de dediği gibi bu bir girişti. Dolayısıyla hani nedir ne değildir onu konuşalım dedim. Çünkü çok fazla çok güzel deneyler var ve bu deneyleri ayrıntılarıyla anlatmak isterim. Hakikaten şarap deneyiminizi, bira deneyiminizi, çay deneyiminizi, kahve deneyiminizi, yiyeceklerinizi, peyniri, ekmeği vesaireyi, her türlü yiyeceği aslında çok daha kaliteli, çok daha zevkle yiyebilir ve de bazı kötü alışkanlıklardan da vazgeçebilirsiniz ama bu arada müziğin etkisini çok daha detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü işin içinde bu kemanlar, piyanolar, akordiyonlar lafları geçti ama ben biraz daha kendi alanım olan nöromüzikolojiyle birleştirip size şeyleri anlatmak istiyorum. Yani hangi müzikle neden o bira, hangi müzikte neden o peynir, neden hangi müzik ve niye işte şu yemek gibi çok zevkli olacağını tahmin ediyorum. Bununla ilgili yapılmış çalışmalara da zaten burada Belçika'da ufak ufak da devam ediyorum. Sanıyorum bir ay geçmeden birinci bu tanıtımdan sonra ilk epizoda başlarız. Herkese çok çok teşekkür ederim tekrar.
beraber deneyimleme şansımız da olur diye düşünüyorum. Gerçekten çünkü eş zamanlı deneyimleyip de eğer hani o paylaşımı birlikte yapabilirsek gerçekten çok daha keyifli bir hale gelecektir. O zaman ileriki epizodlarda görüşmek üzere. Herkese tekrar ve tekrar katıldığı için çok teşekkürler. Bay bay. Herkese mutlu diliyorum.